Merhabalar, örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere görmüş olduğunuz bu tonus işi modeli anlatmaya çalışacağım. Hakikaten de çok zevkli hem de çok güzel. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Arka tarafı da benim çok hoşuma gitti burası. Arka tarafı isterseniz ön yüz olarak burayı da kullanabilirsiniz. Burası da bakın bu şekilde. Evet, tığ olarak bir tonus tığına ihtiyacımız var. Şöyle 3,5 milimlik bir tığ kullandım. İpim ise Nako Elite Baby batik ipi. Çok güzel bir ip arkadaşlar. Bayıldım ben bu ipi. Hakikaten de bebekleriniz için çok güzel projeler üretebilirsiniz. İkinin katları şeklinde zincirlerimizi çekelim. Her zaman olduğu gibi zincirlerimizi gevşek gevşek çekiyoruz. 6. Evet, toplam 20 tane zincir çektim. Şöyle her birinden ilmek alarak baş tarafa kadar bir gidelim. Evet, sonuna kadar bakın ilmeklerimizi aldık. Şimdi şurada birinci ilmekte 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Daha sonrasında bakın dördüncü de şöyle ikişer ikişer sonuna kadar ilmeklerimizi alalım. Sonrasında üzerine modeli yerleştireceğiz arkadaşlar. Şu şekilde ikişer ikişer aldık. Şimdi bakın 1 2 3 3 tane zincirle çıktım. Tığımın üzerine ip aldım. Burada şuradaki ilmeğin içerisinden bakın tekrar şuradan giriyorum. Uzatıyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Uzatıyorum. 2 ve 3. Fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 3 tane aldım. Şöyle kapattım. Bir tane zincir çektim. Bekletiyorum. Şimdi hiç ip almadan tığın üzerine direkt şu diğer ilmeğin şuraya içine giriyoruz bakın. Girdim. 3 tane zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Tekrar 3 zincirden sonra fıstığı yapacağız. Fıstığı yaparken üzerine alıyoruz. Diğer ilmeğin içine giriyoruz. 1 2 ve 3. 3 kere de aldım. Şöyle toplayalım. Ve burada bir zincirle kapatalım. Bakın. Fıstıktan sonra üzerine ip almıyoruz. Direkt bakın diğer ilmeğin içine girip 3 tane zincirle çıkıyoruz. 1 2 ve 3. Fıstığı yapacağımız zaman üzerine ip alıyorum. Diğer ilmeğin içine giriyorum. 1 2 ve 3. Evet, topladım ve bir tane zincirle kapattım. Tekrar ediyorum. Fıstıktan sonra üzerine ipi almıyoruz. Direkt diğer ilmeğin içine giriyoruz bu şekilde ve 1 2 3 3 tane zincirle yukarı çıkıyoruz. Fıstık yapacağımız zaman üzerine ip alıyorum. 1 2 ve 3.
taneyle kapatıyorum. Evet arkadaşlarım, fıstıktan sonra hemen diğer ilmeğe geçiyoruz. 3 tane zincir. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar üzerine aldım. Burada diğer ilmeğin içine giriyoruz. 1, 2 ve 3. Topladık. Bir tane zincir çekiyoruz. Evet. Diğerine geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıp diğer ilmeğin içine girip fıstıklarımızı yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Şöyle getiriyorum. Bir tane zincirle kapatıyorum. Sonra direkt diğerine geçip 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Bakın sona geldim. 1, 2, 3. Tekrar şurada arkadaşlar dönerken böyle bu şekilde kaldığında bir tane de buraya yapalım. 1, 2, 3. Şimdi tekrar ikişer ikişer kapatıyoruz. 2, 2, 2. İkişer ikişer sona kadar gelelim. Bakın, şimdi diğer sıraya geçtiğimizde tekrar 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. 3 tane zincir çektim. 3 zincirden sonra fıstık gelen yerin üstüne tekrar bir 3 zincir daha yapacağız. Bakın. Şuraya fıstığın üstüne bir 3 zincir daha. 1, 2, 3. 2 tane 3 zincirimiz oldu burada. Şimdi zincirin üstüne, bakın altta zincir yaptıysak üstüne fıstık gelecek. Üzerine aldım. Buraya 1, 2, 3 fıstığımı yaptım ve kapattım. Hemen ardından üzerine ip almadan yan tarafa geçiyoruz. Bakın burada fıstık var. Fıstığın olduğu yerin üstüne şuradaki ilmeğin içerisine 3 tane zincir. 1, 2 ve 3. 3 tane zincir. Arkasından tığımın üzerine ip aldım. Bakın altta zincir olan yerin üstüne fıstık. 1, 2, 3. Toplayalım ve buraya bir tane zincirle burayı kapattım. Bakın. Tekrar yanına geçiyorum. Bakın fıstığın üstü zincir olacak. 1, 2, 3. Buraya fıstık. 1, 2, 3. Topladım. Bir zincir çekiyorum buraya. Ve tekrar yan tarafa. Bakın şuraya giriyoruz. Girip 3 tane zincir. 1, 2, 3. Evet sona kadar gelelim, burada görüşelim. Geldim. Bakın. Tekrar zincirden sonra üstüne alıyorum. 1, 2, 3. Fıstığı yapıyoruz. Şöyle toplayalım. Bir zincirle kapatalım. Ardından alttaki fıstığın üstüne zincir yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Burada 2 tane zincir vardı hatırlarsanız. Şu zincirin üzerine tekrar üzerine alıp şuraya fıstık yapalım. 1, 2 topladım. Bir tane zincir çektim. Şuraya kenara bakın.
baş kısmına şöyle girelim. 3 tane zincir çekerek yukarı çıkalım. 1, 2 ve 3. Ardından 2 2'yi çekelim arkadaşlar. 2 2 Evet, 2 2 kapattık. Şimdi kenara tekrar 3 zincir. 1 2 3. 3 zincirimizi çektik. Altta zincir gördüğümüz yere fıstık yapacağız. Üzerine aldık. Bakın yerlerini değiştireceğiz arkadaşlar. 1 2 ve 3. Topladım. Bir zincirle kapattım. Hemen alttaki fıstığın üstüne geliyorum. Bakın buraya. 1 2 3. 3 tane zincir çektim. Hemen üzerine alıp yine zincirin üstüne 1 2 3 fıstık yaptım. Kapattım. Fıstığın üstüne yine zincir yapıyoruz. 1 2 3. Bu şekilde devam edecek modelimiz ve ortaya bakın böyle bir güzellik çıkacak. Şöyle göstereyim. Ve sevgili arkadaşlarım hep aynı şeyleri yapacağız. Sadece sıralarda yerlerini değiştireceğiz. Bakın zincir olan yere fıstık. Bir üstüne tekrar zincir. Şurada bakarsanız zincir, fıstık, zincir. Fıstık, zincir, fıstık. Bu şekilde modelimiz ilerleyecek. Bu modeli her türlü projede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Son derece güzel, çok da kolay arkadaşlar. Evet, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.